Merhaba hanımlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda battaniyelerimiz için kullanabileceğimiz bir kenar örneği göstereceğim. Ben bunu daha önce ördüğüm bu C2C tekniğiyle örmüştüm ben bu battaniyeyi. Buna yaptığım kenarın nasıl olduğunu anlatacağım. Şimdi ilk önce battaniyemizi normal örüp bitiriyoruz. Bittikten sonra ben bunda, bakın şöyle yakından gösterirsem, bir sıra ana renkten, sonra bir sıra beyaz, bir sıra tekrar ana renk yaptım. Komple düz trabzan gittim. Dört etrafını çevirdim komple trabzanla. Şimdi son dördüncü trabzan sırasında ise şu pomponları yaptım. Şimdi bu pomponları ve son sırayı size göstereceğim. Bunun farklı bütün battaniyelerinizde kullanabilirsiniz. Sade ve hoş. Güzel bir model. Şimdi sizin için şöyle küçük bir örgü hazırladım. Şimdi bunun üstünde şu kenarın nasıl yapıldığını anlatacağım. Pomponları nasıl yaptığımızı daha doğrusu diyelim. Hemen ipimizi alıyoruz. Şu ipleri temizleyeyim. Bunu bitmiş bir battaniye olarak farz edin ya da herhangi bir yapmak istediğiniz motif neyse her şeyi de uygulayabilirsiniz. Yastık kenarlarına falan da uygulayabilirsiniz bunu. İpimi şuradan bağlayarak başlıyorum. Üç tane zincir çektim. İlk trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine tekrardan. Şöyle birkaç tane istediğiniz aralıkta yapabilirsiniz pomponuzu. Birkaç tane trabzan yaptım başlangıç için. Siz bu sayıları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şu renkli ip, aslında bunlar ipler aynı marka, aynı serinin ipleri ama renkliler birazcık daha kalın ve tok duruyor. Bu birazcık ince durdu ama siz onu yaparken kendi ip tercihinize göre ayarlarsınız. Şimdi 3 tane, 4 tane belli bir aralık belirleyin. İstediğiniz kadar trabzanınızı yaptınız. Şu pomponu yapmak için 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim ben. İpimizi doluyoruz. Şu en baştaki zincirin, yani şuradaki trabzandan sonra biten ilk zincire bir kez batıp çıkıyoruz. Bir kez daha battım. Aralarda ipi doluyorum. Üç kez battım. Bir tane daha batalım. Dört defa battım. Dört defa battıktan sonra ilmeğimizi dolayıp içinden geçiriyoruz. Sonra şuradan sabitliyoruz bir zincirle. Bunu tamamladıktan sonra bakın ilk pomponumuz oldu. Şu son trabzanın şuradaki, şurada iki ilmek var ya, şu iki ilmeğe bunu birleştiriyorum. İlmek kaydır, sık iğne yapmıyorum. İlmek kaydırma tekniğiyle birleştirin. Tekrar göstereyim. Geldim. Şuradaki trabzanın son iki ilmeğine battım. İlmeğimi doladım tığıma. Çektim. Hem buradan hem de şu zincirden çektim. Evet. İlk pomponumuzu yapmış olduk. Hemen hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir. Dört, beş. Birkaç tane istediğim aralığa gelinceye kadar trabzanımı örüyorum. Ne sıklıkta yapmak istiyorsanız pomponlarınızı.
Mesela bunu da bu kadar yeterli diyelim. 2, 4, 6, 8 tane yapmışım. Ben bu modelde 10 tane de bir yapmıştım. Bunun ipi biraz daha kalın bir ip. Hemen tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İpimi doladım. Şurada birinci zincire, en baştaki zincire battım, çektim. Yani burada fıstık yapar gibi. Tekrar doladım. Bir kez daha battım. Tekrar doladım. Battım. 3. Bir tane de doladım. Dördüncüyü de battım. Ve hepsini tek seferde çekip şöyle sabitliyorum. Sonra geliyoruz. Son yaptığımız trabzanın tepesine. Bunu bir de buraya sabitledikten sonra pomponlarımız oluşuyor. Zincir çekmiyorum. Tekrar arada da artık belirledik 8 tane trabzan. Şimdi burada ben trabzanın üstüne yaptım ama siz isterseniz bunu normal sık iğnenin üstünde de yapabilirsiniz. Sık iğne örerken de yapabilirsiniz. Ya çakma sık iğne yaparken de olabilirsin. Yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hangi modelde ne şekilde kullanmak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Evet, 8 tane oldu. 1, 2, 3, 4 tane çektim. En baştaki zincire battım. İlmeğimi uzattım. Bir kez daha. 2, 3, 4. de batıyorum. Ve hepsini birlikte topluyorum. Sonra geldim. Tekrar gösteriyorum. Şu trabzanı şöyle yakından görün. Şuradan batıyorum. Ve birleştirdim. Yine zincir çekmeden sıramızı tamamlıyoruz. Sade ve değişik bir kenar örneği. Kaç tane oldu ben? 2, 4, 6, 7. 8, 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen şuraya birinci zincire bir tane fıstık yapar gibi. 2, 3, 4 tane battım. Topladım. Sıkıştırdım. Sonra yine trabzanlarımıza devam ediyoruz. Evet, onlar. Bence güzel, sade, hoş bir kenar örneği. Evet. Bu kadar. Yani çok da zor bir şey değil. Kolay bir model. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin. Umarım anlatabilmişimdir. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız memnun olurum. Hoşça kalın.